Hayırlı sabahlar. Bugün yine gazeteyi konuşmaya devam edeceğiz. Perşembe günü en son biliyorsunuz konuşmuş idik. Takipçilerimiz izleyen takipçilerimiz hatırlayacaklardır. Gazeteler hakikaten çok zor günlerden geçiyor ve her gün bu zorluklara yenileri ekleniyor. En son hafta sonu aniden ilan edilen e, sokağa çıkma yasağı büyük şehirlerde ve Zonguldak'ta gazeteleri, basılan gazetelerin bütün gazeteler için söylüyorum tamamını dağıtamadığımız bir netice ortaya çıkardı. Basılan gazeteler kaldı, matbaalarda kaldı. Yerlerine ulaşamadı. Zaten zor ve çetin bir süreçten geçiyoruz gazeteler olarak ve bu durum daha da durumu ağırlaştırdı, vaziyeti daha da ağırlaştırdı. Şimdi bunun meydana getirdiği olumsuz etkileri telafi edebilmek noktasında ve bu süreci olabildiğince az hasarla atlatabilmek için hakikaten normalin üzerinde ve dışında bir gayret, seferberlik gerekiyor. Şimdi biz e, gazetemizi Perşembe gününde konuştuğumuz üzere kağıt kaste olarak basmaya devam ediyoruz. Şimdi cumartesi ve pazar gazetelerimiz dediğimiz gibi o sebeple dağıtılamadı. Onun dışında e, birçok ile daha evvel seferler iptal edilmişti. Tamamı iptal edilmiş oldu. Perşembe günde söylediğimiz gibi. Dolayısıyla uçakla gazete imkanı ortadan kalktı. Bundan dolayı bölgelerde gazete baskısı yapma zorunluluğu hasıl oldu. Bunun getirdiği ek yükler var, külfetler var. Bu da hafta sonu yaşanan olayda bunun tuzu biberi oldu. Şimdi bunu ila bu şekilde sürdürebilmez mümkün değil. Onun için dediğim gibi ekstradan çok daha fazla bir meseleye sahip çıkma e, gerekliliği var. Ve bu noktada perşembe günkü yayınımızdan sonra bizi arayan okurlarımızdan mutlaka mahallelerde elden dağıtımı gündeme getirmemiz ve bunu sıkı şekilde takip etmemiz lazım diyenler oldu. Bunu yapan yerler var. Bunun olabildiğince her yerde yaygınlaşması lazım. Gerçi gidişat özellikle bu korona gündemiyle beraber dijitalleşmeyi hızlandırıyor ve süratle oraya doğru gidiliyor mecburen. Ama bir taraftan da kağıt gazetenin tamamen gündemden kalkması diye bir şey şimdilik en azından şu aşamada söz konusu değil. Ve birçok arkasında holding desteği olan, iktidar desteği olan gazetelerin dahi kağıt baskıdan çekilmek zorunda kalıp internetten devam etmeyi kendileri için uygun gördükleri bir ortamdayız gerçi. Ama bizim açımızdan sonuna kadar, gittiği yere kadar kağıt baskıyı da, kağıt gazeteyi de sürdürme mecburiyeti var. Onun için çıkardığımız, bastığımız kağıt gazeteleri ve bahsetmiş olduğum durumdan dolayı... ...gazeteleri uçakla göndereme işimizden dolayı bölgelerde yaptığımız baskılar söz konusu bunların mümkün mertebe... sıfır iade olması lazım. Bunun için de... dediğim gibi ekstradan bir sahiplenme ve takip gerekiyor. Bu bir. İkincisi... son yayınımızda, perşembe yayınımızda... ifade ettiğimiz hususların ardından hemen... programın peşinden daha biter bitmez... mesajlar gelmeye başladı. E-gazete... abonesi oluyorum. Şimdi bu yayıldıkça, farkındalık arttıkça zannediyorum bu talepler artacaktır. Ve artması da lazım. Ve bizim hem kağıt gazeteye sahip çıkma, gazeteyi iade ettirmeme noktasındaki gayretlerimizi yoğunlaştırmamız lazım. Hem de e-gazete aboneliğini ki e-gazete zaten sınır tanımayan bir şey. Gerek ülke içinde gerekse kağıt baskının zaten ulaşamadığı, ulaşmasının pratik sebeplerle mümkün olamadığı diğer Türkiye dışındaki ülkelerde de okunabilme, takip edilebilme imkanı çok daha fazla. Onun için bizi dinleyen kimse, bizi takip eden, içeride ve dışarıda, Türkiye içinde ve dışarıda, bütün takipçilerimizin bu mevzuya hassasiyetle eğilmelerini ve e-gazete aboneliğini ciddi anlamda hem kendileri açısından hem de ulaştıkları insanlar açısından sonuçlandırmalarını, bir kampanyaya dönüştürmelerini ...rica ediyoruz. Ki bu konuda... ...Mikail Yaprak'ın yazısını paylaşmıştık... ...yazısından bölümler paylaşmıştık. Kendisi Avusturya'da oturduğu halde... ...memleketi Van'da... ...kendi adına bir kağıt gazete aboneliğini yıllık... ...hemen o gün yaptırmış. Peşinden... ...Almanya'da ikamet eden bir başka yazarımız... ...Ömer Faruk Özaydınlı da... ...Şanlıurfa'lı... ...iki abone yaptırmış, kağıt baskı aboneliği yaptırmış... ...ama aynı zamanda da... E-gazete aboneliğini de gerçekleştirmiş. Ailecek E-gazete abonesi olanlar var. Bunlar bize gelen, son birkaç gün içinde gelen bilgilerden. İşte Adıyaman'da sohbetlerimize, derslerimize iştirak eden okuyucularımızın tamamı hem Kağıt Gazete'ye abone hem de E-gazete'ye abone. E Yalova'da Elden Dağıtım devam ediyor. İzmir, daha birçok yer. Bunların bilgileri bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız ve bunu çok güçlü bir kampanya halinde devam ettirelim inşallah. Ve konuyu şöyle bağlayalım. Bugün de Süleyman Kösmen'e bu konuyu işlemiş yazısında. Ondan bazı bölümleri paylaşmış olalım. Diyor ki, Kara gün dostu ne yapar? Başlık bu yazısının başlığı. Kara gün dostu, dost sıkıntıya girdiğinde başka şey düşünmez. Gözü kararır, beyni durur, hayatı tökezler. Dostunun imdadına koşar. Dostunun sıkıntısını gidermedikçe gözüne uyku girmez işini gücünü bırakır, dostuna yardım eder. Çünkü dostun esaslısıdır o. İyi gün dostu bulmak zor değildir ama kara gün dostu bulmak zordur. Herkes kara gün dostu olamaz çünkü kara gün dostu olmak sadakat ister, vefa ister, kara sevda ister, aşk ister, şevk ister, sabır ister, feragat ister, fedakarlık ister. Dostunu yarı yolda bırakmaz kara gün dostu. Onu Kem gözlere terk etmez, bütün engelleri aşar ve dostuna ulaşır. Ona kızsa da, derdine derman olmaktan geri kalmaz, o zordayken kızgınlığının hesabını sormaya gitmez. Yeni Asya'nın okuyucuları Yeni Asya'nın kara gün dostudurlar. Zor günlerde onu terk etmezler, ulaşılmaz günlerde ona ulaşmanın yolunu bulurlar. Karantinada olsa, sokağa çıkma yasağı da olsa, ikametini de değiştirse gazetesine muhakkak ulaşır ulaşmanın bir yolunu bulur. Bayine söyler ayırtır. Olmasa da işin bir oluş şekli vardır. Her gün bayine gitme imkanı bulamasa da bilahare toplu olarak alır. Bunu yapan çok okuyucumuz var. Gazetesini kendi haline bırakmaz. Vitrinde alınmamış gazete görse öylece garip garip bırakıp gitmez. Gazetemizin yürüyen bir hizmeti vardır. Yok gazetemiz esasen yürüyen bir hizmettir. Gazetemizi oradan bayiden alıp okunan bir yere, bir berbere, bir kıraathaneye, bir esnafa bırakmak hizmettir. Bu mert duruş, bu hakikat perest kamet, bu hakperest yürüyüş kendi haline bırakılır mı? Sen yürü ben arkamdan gelirim denir mi? Sen yürü ben işimi bitirip sonradan yetişirim denir mi? Beraber yürüyeceğiz denir. Şahs manevi olmanın gereği bu değil mi? İşte yeni asya böyle bir şahs manevinin ve böyle bir ailenin mensuplarıdırlar. Bu manaları bir hakkın yaşarlar. İşte içinden geçtiğimiz zor günlerde buna daha farklı bir hassasiyet ve sahiplikle eğilmenin ve gazetemizi bu zor günlerde yalnız bırakmamanın artık daha büyük bir, ağır bir, vecibe haline geldiği bir süreçteyiz. Bütün okuyucularımız, bütün takipçilerimiz bu hassasiyetin, bu şuurun sahibidirler ve bunu yansımalarını görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz inşallah. Bu bayrak ila nihaye dünya durdukça dalgalanmaya devam edecektir. Risale-i Nur'un medyadaki dili dünya durdukça Risale-i Nur'daki hakikatleri seslendirmeye inşallah devam edecektir. şahs manevi olarak hep birlikte bunu başaracağız. Bu zor günleri de birlikte aşacağız inşallah. Yarın başka bir konuda buluşmak dileğiyle.